Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. İnnehu men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ama ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve barakatuh. Aziz kadirdan biraderler, aka uka opa singiller, yurttaş vatandaşlar, musafirde yürgen biraderler, barchanglarga Allah subhanahu wa ta'ala'nın nusrat, najatı, rahmeti bulsun. Barchalarımızni o'zini haq dinide mustahkam qadamlar bilan hayot kechirishimizni va o'ziga yorug' yuz bilan ro'baro bo'lishimizni nasib qilsin. Birodarlar, tafsirga aloqador suhbatlarimizning navbatdagisini boshlaymiz. 6-chi dars ekan inshaalloh robbil alamin. Tafsir darslarini inshaalloh shoshilmay qo'ldan kelgancha manfaatli bo'lishligini Allohdan so'ragan holda davom ettiramiz. İnşallah darsdan keyin savol-javob suhbatlariga ham imkon vaqt ajratamiz. Hozir mana YouTube, Zoom va ijtimoiy tarmoqlarda Facebook'dan to'g'ridan-to'g'ri muloqotdamiz. Tafsir haqidagi darslarimizdan bugungi mavzu Ashhuru kutub at-tafsir bil-ma'thur. التفسير بالمأثور نامه بلن اتالگن تفسیرلردن این مشهورلردن بگن تنشمیز یعنی خرکتریس کسن ارگنمیز ایچگه کرمسک ده لیکن شو توغرسو ده براس چونچه برمیز چونکی تفسیرلر توغرسو ده تفسیرنین گلیب چکشلیگی نبی مخترم محمد صلی اللہ علیه و سلم دورلردگی تفسیر پیغمبر علیه السلام نین o'zlariga bog'liq ekanligini o'rgandik o'tgan oldingi darslarimizda. Qur'onni tafsiri Qur'onda bayon qilinganligini, keyin sunnati saniyada tafsirga murojaat borligi, undan keyin sahobalarning qavli, ana undan keyin tobiinlarning davri, keyin ixtiloflar bo'lganligi to'g'risida gaplashgan edik. Tafsirlarning rivojlanish bosqichlarini ham biroz o'rganib chiqdik. Avvalgi darslarda albatta bu suhbatlarni avvalgi boblarini eshitishlikni tavsiya qilamiz. Inshaalloh robbil alamin shu bilan tafsir to'g'risida bir tushuncha umumiy ma'noda o'zbek segmentida tafsir deganda nima xayolimizga keladi? Islomiy diniy saviyamizni biroz o'sishiga inshaalloh xizmat qilsa ajab emas. O'tgan darsda İsrailiyyat haqida gaplashgan edik. İsrailiyyatlarni turlari boshqasini aytdik. 3 xil turga bo'linishligi, bittasi qabul, ikkinchisi maskutun alayhi, jim turiladi, indalmaydi. 3-uncisi qabul qilinmaydi deyilgan edi. Ularni o'rgandik, oldingi darsni eshitamiz. Bugun o'sha tafsirni ma'sur bilan tafsir qilish. Ma'sur degani inson Qur'onni o'qir ekan Qur'ondagi ma'noni o'zining tushunib olgan mafhumiga ko'ra tafsir qilishligi xatarli. Chunki Qur'onni Hazrati Ali radhiyallohu anhu zuvujuh deganlar. Vajhlari ko'p. Qur'ondan bitta oyatni o'qib bir necha 10 xil ma'nolarni olish imkoniyati bor. Qur'on nimaga bunaqa? Desa, Qur'on ilohiy kitob. Agar uni jilovi tutilmasa o'ziga yarasha, ya'ni shu tafsirning mutaxassisidan buni so'ralmasa, oyatlarning ma'nosidan xohlagan ma'noni chiqarishlikka odamlar moyil bo'lib ketadi. Inshaalloh bu suhbatlarimizni davomida mufassirning odobi, mufassir tafsir qiluvchi kishi qanday shaxs bo'lishligi to'g'risida ham suhbatimiz bor. O'sha suhbatda bu narsalarning ahamiyatiga to'xtalib o'tamiz. Inshaalloh robbil alamin. Hop, ashhuru kutub at-tafsir bil-ma'thur. Ya'ni ma'sur tafsirlar ichidagi eng mashhurlari. Ishtahara min bayni hadhihi al-kutub thamaniya.
İslam tarixi de indi asasen İslam ümmeti itibar beredigen, müracaat kıladigen ma'sur tafsirler cümlesige 8'te kitap her daim mukaddem keledi. 8'te kitap bana şu ma'sur tafsirini en yukarı ruhatıda turadı. Kitaplar köp de, lekin en meşhuru 8'tesi. Tefavvetet kıymetuha indel ümmeti beynel kabuli ve rafdi ve senezguruha ma'a tibiyani kıymeti kulli vahidin minha. Et yaptılar ki bular ortası da ümmet kabul kıladigen kabul kımaydigen mezonga kure tefavvutu var bu kitaplarının kıymetine. Bittesi ota kıymetlik, bittesi ondan sal pasrak, lekin onu ham özge yaraşa qiymati borligini ko'rib chiqamiz. Bularni barchasini sanab o'tamiz deyaptilar. Birinchisi Jami'ul Bayan Ibn Jarir at-Tabari. Imom Ibn Jarir Abu Ja'far Ibn Jarir at-Tabari degan zot o'tganlar 310 hijriy sanada vafot topganlar. 310 hijriy sanada vafot topganlar. Mana shu zotning Jami'ul Bayan degan tafsirlari bor. Taxminan 30 jild, juda katta kitob. Jami'ul Bayan bu islom tarixida ahli sunna va jamoa e'tibor qilishi kerak bo'lgan tafsir kitoblarining ilk sıralarida keladi. Ya'ni Imom Tabari tafsir borasida har doim marji hisoblanadi, biz unga murojaat qilamiz. At-tafsiru bil ma'thur, ya'ni asarlarga suyanib Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilish, Qur'onni hadis bilan tafsir qilish, Qur'onni sahobalarning fahmi bilan tushunish borasida bu kitobning qadr qiymatiga yetarlik darajada boshqa kitob topa olmaysiz. Buni o'qish kerak, o'rganish kerak. Bularni o'qimay o'rganmasdan turib tafsirdan gapirishlik to'g'ri emas. Bugun biroz yengil qarashyapti masalalarga. Biz mana shu yengil qarayotgan odamlarga masalaning jiddiy ekanligini ogohlantiramiz. Qur'onni o'rganish, uni boshqalarga aytish, Qur'onning oyatini o'qib, o'sha oyatning ma'nosiga ko'ra mana shundaq ekan deyish bu oddiy yengil ish emas. Ota-onaga yaxshilik qilish, halol haromni farqiga borib ularga qarab amal qilish, bular eyvalloh bo'laveradi. Lekin Qur'on oyatlaridan inson o'ziga bir oyatni o'qib, mana shu oyatga ko'ra san kofirsan, mana bu oyatga ko'ra bular kofir, mana bu oyatga ko'ra biz jihod qilyapmiz deyish o'ta jiddiy ilmiy salohiyat talab qiladi. Ya'ni buni bilmasdan turib agar Qur'ondagi bir oyatni o'qib, qo'liga qurol olib jihod qilyapman degan da'voga kimdir ergashsa, kimningdir manipulyatsiyasiga qurbon ketadi. Kimningdir yo'naltirishligini qurboniga aylanadi. Shuning uchun biz tafsir o'rganarkanmiz, Ibn Jarir at-Tabariyni bilishimiz kerak. Chunki Imom Tabari at-tafsiru bil ma'thur bobida tafsirlar ichida muqaddam ilk sıralarda kelgan zot hisoblanadi. Bu manbalarni o'rganmasdan turib din to'g'risida, Qur'on ma'nolari to'g'risida gapirishlikdan hazır bo'lish kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Wa huwa min aqdamit tafasir va ashhuriha. Ashhuruha. Bu tafsir eng muqaddam, ya'ni salafga eng yaqin bo'lgan tafsirlardan va eng mashhurlaridan. Kama ya'tabirul marji'ul awwal 'inda al-mufassirin bin naqli wal aql. Mufassirlar nazdida naqli jihatdan va aqli jihatdan eng mu'tabar marji, murojaat qilinadigan kitob. Eng mu'tabar murojaat qilinadigan kitob hisoblanadi. Kim birodarlar, bizni ilmiy suhbatimizda ba'zi zoti betayin, Ansor media deb nomlab olgan jinsi betayin trollar yuribdi, e'tibor bermanglar. Ularga yozmanglar. Ular pes mahovlar. Allohning la'natini bo'yniga tumor qilib olgan odamlar, u Allohning la'natiga o'zini loyiq degan odamlarga salomam bermanglar, salomiga alik ham olmanglar, chunki ilmiy majlisni buzish uchun kirgan odamlar.
ilmiy majlisni, to'g'ri bir suhbatni buzish uchun, sabotaj uchun kirgan odamlar, bu odamlarga Allohning o'zini kifoya muomalasi bor, e'tibor bermanglar. Chalg'itibdi odamlarni, mana hozir suhbatimizni ham chalg'ishiga sabab bo'lyapti. Ularga e'tibor bermanglar. Xo'p. Nazaran lima fihi min ar-riwayat wal-istinbat. İmam at-Tabari'ning, ya'ni Ibn Jarir at-Tabari'ning tafsirlarida rivoyatlar bilan istinbotlar bor. Ya'ni rivoyat naql yo'li bilan tafsir aytish bor, istinbot aql yo'li bilan tafsir aytish bor. Bularni jamlagan İmam at-Tabari'ning tafsirlari mana shu ikkita narsani jamlaydi. Va tarjihu ba'daha ala ba'd. Yani tafsirlarda o'sha aql bilan naql bilan rivoyatlar bilan kelib tafsirni aytgandan keyin bunisi bunisidan kuchlik degan urg'u beradilar. Bu ham juda yaxshi yo'nalishni asosi hisoblangan. Hadislar ko'p. Masalan, bitta mavzuda o'nlagan hadis bor. Hadislarga qarasangiz, buni ham qilsa bo'laveradi, buni ham qilsa bo'laveradi degan xulosa chiqyapti. Nima qilishimiz kerak desa, Imom Tabariy mana shu o'rinda bu mana bu kuchliroq, bunisi kuchsizroq deganlar. O'zi odatda rivoyatlarni sıralab keltirsalar, yuqorida zaifrog'ini, undan keyin o'rtacharog'ini, undan keyin kuchliroqini, oxirida eng rojihini keltiradilar. Usullari shu. Xo'p. Bu kitobni Alloma Ahmad Shokir rahimahulloh yarmini tahqiq qilgan ekanlar, qolgan yarmiga umrlari yetmagan, deyaptilar. Bu kitob Darul Ma'rifa Beyrut'taki nashriyotda, Darul Ma'rifa degan nashriyotda nashr qilingan bu kitob juda ajoyib. Endi shu o'rinda Imom Tabariyning hayotlari to'g'risida ham qisqa bir narsa aytib ketay. Imom Tabariy vafot topganlarida adashmasam 60'dan o'tganlar, 70'dan yok, 80'dan o'tgan ekanlar. 83 atrofida bo'lganlar. Adashmasam, bu kişi vafot topganlarida janozasini o'qitishmagan. Tarixda yozadi, johil avom hambaliylar deb yozadi. Ya'ni hambali mazhabiga o'zini mansub degan zohiriy tushunchadagi Davud Zohiriyning ta'limotlaridan ta'sirlangan bir to'da jamoa Imom Tabariyni janozasini o'qishlikka ruxsat berishmaydi. Nimaga? Shi'a degan, Rofiza degan u kishiga ittihom nisbat berishadi. Rofiza bu deyishadi. Hazo ba'zilari mulhid, dindan chiqqan odam deyishadi. Imom Tabariydek zotni na'udu billah. Ya'ni aytmoqchiman, buni nima uchun aytyapman? Birodarlar, har zamonning o'zini mezoni bor, tarozusi bor. Imom Tabariydek zot islom ummatining ichida at-tafsiru bil ma'sur haqida gap ketsa, birinchi sirada turgan zotni vafot etganlarida janozalarini o'qishga ruxsat berishmagan. Uylarida janoza o'qilgan. Keyin Ibn Kasir aytadilarki, Imom Tabariyni keyin haqlari ummat orasidagi qadr qiymatlari ma'lum bo'lganligi uchun odamlar top-top kelib janozani uylarda o'qishgan. Oylab janoza o'qilgan deyiladi. Oylab odamlar keladi, qabr ustida janoza o'qiydi. Ba'zi mazhablarda buni fiqhi bor-da, buni ixtilofiga kirmaymiz. Lekin la yuhso deganlar, adatsiz odam kelgan keyin va Imom Tabariyni qadrini o'rniga yetkazishgan. Lekin mana shunday zotni ham o'z davrlarida, o'z zamonalarida tuhmat bilan, bo'xton bilan, orqalaridan haqoratlar bilan qilayotgan ishlarini sabotaj qilish bilan shug'ullangan odamlar bo'lgan. Bugungi mana Ansor mediyaga o'xshagan jipirliqlarni ko'rib biz ajablanmaymiz. Nimaga? Bunga o'xshagan ilmga qarshi, o'zi ilmdan ummat uchun hech bitta narsa muqaddam taqdim qila olmaydi-yu, lekin ilm bor joyda har doim sabotaj qiladigan jamoalar bo'lgan tarixda. Imom Tabariylarni mana shunday aziyat yetkazishlikka uringanlar
bo'lgan Alloh taolo lekin Imom Tabariyning shanlarini ko'tardi. U kishiga qarshi bo'lgan odamlarni bugun hech kim tanimaydi. Bir tillik qadri yo'q dunyodan o'tib ketishdi. Demak shu birinchi kitob Imom Abu Ja'far ibn Abu Ja'far ibn Jarir at-Tabariyning Jami'ul Bayan degan tafsirlari. İkinci meşhur kitap bu. 8'te kitap dedik. Birincisi bu. İkinci sahifede özümüzünü yurttaşımız, vatandaşımız, Abu Leys Samarkandi Rahimahullah'ın Bahrul Ulum degen tafsirleri duradı. Abu Leys Samarkandi 373. senede dünyadan ötkerler. 373. senede dünyadan ötkenler tuğuluşları 333. senede doğru keledi. Yani Hicri. İmam Maturidi'nin dünyadan ötken yılları İmam Samarkandi dünyaya gelirler. Abu Leys Samarkandi. Samarkand'da bir katta tağ dünyadan ötse ortadan yana bitta tağ dünyaya gelirler. Tafsir bu arasında gap ketse Bahrul Ulum elbette 8'liğini ikinci sırasında duradı. Bu kişi İmam Abu Leys Nasr ibn Muhammed ibn İbrahim El-Faqihul Hanefi El-Ma'ruf bi İmamil Huda Hidayet İmamı namı bilen meşhur bugün kişi Hanefi bugünler, Faqih bugünler demek Abu Leys Nasr ibn Muhammed ibn İbrahim El-Samarkandi degen kişi şu kişinin Bahrul Ulum degan tafsirlari ham at-tafsiru bil ma'thurda e'tiborli tafsirlardan. Wa huwa tafsirun latifun mufidun lakinnahu yadhkuru riwayat mujarradatan an asanidha. Tafsir o'ta latif, o'ta foydalik va lekin rivoyatlar sanadsiz keltirilgan. Rivoyat keltirilgan, sanadi zikr qilinmasdan keltirilgan. Tarjih yo'q. Ya'ni yukarıda İbn Jarir Tabari'de tafsirlerde tercih var. Tercih degani bu kuvvetli, bu kuvvetsiz deb aytib ketilgan. Lekin Samarkandiy'nin tafsirlerde sanat yok, hadis keltiriladi, ortadan tercih yok. Bu kuvvetli, bu kuvvetsiz değil miydi? Fakat harraca hadis Kasım İbn Kutlubuğa Kasım İbn Kutluluk Buğa degen kişi ötkeller. Bu kişi 854. Hicri senene Allamalardan bu kişi hadislerini tercih kıyan. Senede yokluğu için bu kişi tafsirini senedini kadarıp topup tercih kıyanlar yani. Hıraç kıyanlar. Kitap mahdut eken. Yani kol yazma hala. Bunu 3'te katta mücellette Darul Kütübül Mısriye'de saklanarken Darul Kütübül Mısriye'de saklanarken hop 3. sırada El-Keşfu vel-Beyan Lis-Sa'labi El-Keşfu vel-Beyan degen tafsir El-Keşfu vel-Beyan Sa'labi degen zatını tafsiri bu Sa'labi yoki Sa'alabiyem deyiladi 427. Hicri senenin müfessirlerinden. Sahipleri Ebu İshak, Ahmet ibn İbrahim el-Neysaburi, el-Mukri, el-Mufessir, el-Hafiz, el-Va'iz, Ra'su tefsiri el-Arabiyye. Demek Ebu İshak, Ahmet ibn İbrahim el-Neysaburi, bu degen zatını tefsirleriyken, bu kişi Mukri bu geller. Mukri degeni özü qari, murattab qari, yani Kur'an talim beri degen zat, müfessir, şu bilen birge. Mufassir bu geller. Hafız. Hafız degen hadis barası da malum bir adattaki hadislerini bilgen kişi. Vaiz degeni vaiz yani imam davetçi bu geller. Arabi lügat, Arabi ilmi asas ve tafsirini yani pişvalardan bu geller. İbn Hallikan aytadı ki وصنف التفسير الكبير الذي فاق غيره من التفاسير ابن حلكان aytgan ekanki shunday tafsir yozdiki katta bir tafsir qolgan tafsirlarning barchasidan o'tib ketdi degan ekanlar
Hop, bu tafsirini demek yutuk tarafları köp. Şu bilen birge İsraili hadiseler, İsrailiyyattaki rivayetlerini keltirip bu İsrailiyyattan degen tembihini vermezden o tüp yetkiler diyebdiler. Bu yem demek etibarlı kitaplardan. Keyingisi, törtüncüsü Ma'alimut Tenzil lil Bagavi. İmam Bagavi'nin Ma'alimut Tenzil degen tefsirleri. İmam Bagavi 516. Hicri senenin senede vefat topgeller. Demek bu kişi Ebu Muhammed el-Hüseyin ibn Mes'ud el-Ferra el-Bagavi. Şafii fakihlerden bu geller, muhaddis bu geller. Hazın etken eken ki min ecellil musannifatı fi ilmi tefsiri ve a'laha enbeluha ve esnaha camiun lissahihi vel akavil arin ani şebehi ve tashifi ve tebdil muhalla bil ahadisi nebaviyye. Yani etken ekenler ki bu şunday tefsir ki tefsir ilminde en uluğ, en yüksek, en tole yani manalarga yani yetük tafsirlardan biri ve sahihlerini özü de kavullar içi tafsirge tegişli gepler içi de en yakşı sahihlerini cemlegen toplegen tafsir degen ekeller. İbn-i Teymiye usulü tafsir degen kitapları da ayet ediler ki İbn-i Teymiye vel Bagavi تفسيره مختصر من الثعلبي لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. بغوينين تفسيره ثعلبينين تفسيرنا كورا قسقراق لكن بو تفسير تفسير موضوع بغن حديث لردن قرلغن ساقلنغن بدعات فكر لردن خالي ديغن اكنلر. Yani Mecmu'ul Fetava'da İbn-i Teymiye Rahimahullah'dan aynen tafsirler hakkında soruşken. Kaysi tafsir, kaysi tafsir sünnetke muvafıkrak, sünnetke yakırrak tafsir. Dip, üçte kitap ne edişken? Zamakşari'nin tafsiri, Kurtubi'nin tafsiri, Bagavi'nin tafsiri. Kaysi biri degen de, etken ekeller ki, وَأَمَّا التَّفَاسِيرُ الثَّلَاسَ الْمَسْؤُولَ عَنْهَا فَأَسْلَمُهَا مِنَ الْبِدْعَةِ وَالْأَحَادِيثِ الْدَعِيفَةِ الْبَغَوِي. İbn-i Teymiye rahimahullah etken ekeller ki siz sorayetken yani sorayetken tafsirinin üçte tafsirinin bid'atten zayıf hadislerden hali bugeni İmam Bagavi'nin tafsiri degen ekeller. Kurtubi'nin tafsirini ham mahta geller ondan taşkarı Zamakhşari'nin keşşafını ham uşa joyda mantiq borasida kuchli kitobligini tan olganlar, lekin ichida albatta tanqid qilinishi mumkin bo'lgan jihatlari borligini aytganlar. Beyrutda Darul Ma'rifa degan kutubxonada, ya'ni maktabada bu kitob 4 mujalladda demak tabaq qilingan ekan, bosib nashr qilingan ekan. Beşinci, El-Muharrilul Vaciz Libni Atiyye. İbni Atiyye 546. Hicri senede vefat topken bu kişinin El-Muharrilul Vaciz degen tafsirleri var. Bana şu tafsirini demek İbni Atiyye talif kigeller. İbni Atiyye'nin isimleri Ebu Muhammed Abdülhak İbni Galib İbni Atiyye El-Endalusi El-Maghribi El-Ghurnati Ghurnata Granada deyimiz ki hazır Avrupa'da. Avrupa'daki Granada degen şehir Müslümanlar tamamından bir paytlar başkarılgan namı Garnata bugün. Uşa Garnata'da Andalusi. Andalus demek İspanya. İspanya'nın şehri. Şu joyda yaşayıp ötken kişi El-Muharrilul Vaciz tefsirini yazgarlar. Sakkistalike kriyatı bu tefsir han. At-Tefsirul Bilma'surlar sırasıda. Bu kişi hafız bo'lganlar, qozi bo'lganlar. İlim ve adabni yani o'sha o'z davrlarida ustozlaridan bo'lganlar. Hallikon aytadilar ki ajallu man sannafa fi ilmi tafsir ve afdal man ta'arrada fihi lit-tanqih va tahrir. Yani
tuzatilish, nimalardir qo'shishdan xoli bo'lgan kuchli tafsir ilmida juda buyuk kitoblardan biri degan ekanlar Ibn Xaldikon. Va yuqoron bayna tafsir va tafsir Zamakhshari fayaqul. Ibn Xaldikon aytgan ekanlarki, Zamakhshari bilan Zamakhshariyning Kashshof degan tafsiri bilan bu Ibn Atiyaning Al-Muharrir al-Vajiz kitobini solishtirsa, Ibn Atiyaning kitobi anqal va ajma va axlas degan ekan. Xulosani aytadi, hamma ma'nolarini jamlaydi, ortiqcha gap yo'q va naql yo'li bilan keladi. Zamakhshari bo'lsa al-xas va ag'vas. Imom Zamakhshariyning kashshoflari bo'lsa al-xas, ya'ni ko'p uni bayon qiladi. Talxis, ya'ni al-xas ko'p bayon qiladi va ag'vas chuqur degan ekan. Zamakhshariyning tafsirlarida tafsirini o'qib tushunish uchun demak ancha bilimli bo'lish kerak. Mantiq yuzasidan, til ma'nosida. Qohirada bu kitobni birinchi jildi bosilgan ekan, qolganlari hali ham nima ekan? Maqtuta ekan. Qo'l yozma. 10 ta mujallad ekan. Darul Kitobul Misriyada bu kitob maqtut holida saqlanar ekan. 6-chisi Tafsirul Qur'onil Azim li Ibn Kathir. Ibn Kathirning mana bu kitoblari. Bu ham 8 talikda joy olgan. 774-chi hijriy sanada vafot topgan u kishi. Ibn Kathirni rahimahullohni gaplashdik. Avvalam 700-chi hijriy sanada dunyoga kelganlar, 700-701 ixtilof bor. 774-chi hijriy sanada vafot etganlar. Bu tafsir qo'limizda, buni ham o'ziga xos alohida balki suhbatda to'xtalib o'tarmiz. Juda e'tiborli ummat qabul qilgan kitoblar va 8 talikda zikri keladigan kitoblardan. 7-chi Al-Jawahirul Hasan lis-Sa'alabi. Sa'alabi bu 876-chi hijriy sanada vafot topgan kishi. Bu kishi Abu Zayd Abdurrahman ibn Muhammad ibn Makhluf al-Jazairi al-Maghribi al-Maliki. Maliki mazhabi mufassirlaridan. Bu zotni imom hujja deyiladi zamonlarida, olim bo'lganlar zohid vara tasavvuf bo'yicha ahli taqvo zotlaridan, ahli hol insonlardan bo'lganlar. Va qad i'tamada fi tafsihi ala tafsir Ibn Atiyya va Abi Hayyan. Demak Ibn Atiyya va Abi Hayyanlarning tafsirlariga suyanib tafsir qilganlar va zada alayhima va qo'shimcha o'zlaridan ham ilmiy asoslarni keltirib tafsirini boyitganlar. Bu kitob rivoyatlarni sanatsiz asar sifatida keltiradi. Bu tafsirini rivoyatiga mana bu hadis bor deyiladi, sanadini keltirmaydilar. Agar isroiliyatlarni keltirsalar, uni qabul qilish yoki qabul qilmasligini aytib ketadilar. Keltiradilarda rivoyatini, bu qabul qilsa bo'ladigan isroiliyat, bu esa qabul qilib bo'lmaydi degan ma'noda. Kitob Jazoirda 4 juz bilan chop qilingan ekan. 8-chisi Ad-Durrul Manthur lis-Suyuti. Suyuti rahimahullohni Ad-Durrul Manthur degan tafsirlari bor. Suyuti 911-chi hijriy sanada vafot topganlar. اختصر السيوطي في هذه في هذا التفسير كتابا مسندا ألفه قبله هو ترجمان القرآن جمع فيه 11,000 حديث ما بين مرفوع وموقوف بأسانيدها ثم رأى خذف أسانيدها والاقتصار على متونها فقط وذكر من خرجها فوضع الدر المنثور وهو خافل بالأحاديث دون ما تمييز بين سخيحها وسقيمها ويقتصر من بين سائر الكتب المذكورة سابقا على الحد دون غيره وهو يحتاج لجهود كبيرة في الحكم على أحاديثه وقد طبع بدار المعرفة في بيروت في 6 مجلد الكبار. بكتابنا دمك سيوطي مختصر عن قيقنا كاللار الدر المنثورنا keyin musnad sanat kitoban musnadan
qilganlar, sanatlari bilan keltirganlar boshida. So'ngra Tarjumonul Qur'on nomi bilan kitobda 10 mingga yaqin hadis keltirganlar. Bularning ichida marfu bor, mavquh bor sanatlari, ya'ni payg'ambar alayhissalomga boradigan darajada sanatlari bor, yetmaydigan mavquflari bor. Keyin ularning sanatlarini tashlash, muxtasar qilish matnlariga e'tibor, faqat matnlarni o'ziga kifoyalanish va ularni tahriji bilan kitobni qisqa qilgan ekanlar. O'shanda Ad-Durrul Mansur bo'lgan ekan, tarjimoni Qur'ondan qolgani. Xullas, mana shu ma'noda 8 ta kitobni zikr qildik. Beyrut'ta 6 mücellet kitap sıfatı da bu kitap matbu iken. Demek kıskarak bugün bu suhbetini yakülleyimiz. Allah nasip kılsa inşallah kelesi suhbetlerimizde tafsirini, adabları İbn-i Kesir'nin aynen menhecleri doğrusu da inşallah keyin tafsirge kirib ketemiz. Allah Ta'ala bizlerge tevfik versin ve işlerimizin özü asan kılsın. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente ve nestağfiruk. Ve netubu ileyk. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.